İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin değerli temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. 33. İSEDAK toplantısı vesilesiyle sizlerle İstanbul'da bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün İslam alemi başta olmak üzere tüm dünyada huzur ve refahın tesis edilmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı'na büyük görevler düşüyor. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantının ve ulaştırma koridorlarına ilişkin fikir teatimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Değerli meslektaşlarım, 30 yıllık bir küreselleşme sürecinin ardından bugün geldiğimiz noktada kıtalar arası ticaret hacmi devasa boyutlara ulaştı. Küresel gayri safi hasılanın %50'sinden fazlasını oluşturan uluslararası ticaretin 2050 yılına kadar %350 artması bekleniyor. Ekonomik çekim merkezinin gelişmekte olan ekonomilere doğru kayışı ve tedarik zincirinin küreselleşmesi, kaliteli ve kesintisiz ulaştırma altyapılarının önemini giderek artırdı. Artık altyapıların iyileştirilmesinin ötesine geçen bir ulaştırma ve lojistik anlayışını benimsememiz bir zorunluluk haline geldi. Bu anlamda biz politika belirleyiciler ulaştırma politikalarını koridor perspektifi yaklaşımlar temelinde belirlemekle yükümlüyüz. Ulaştırma koridorları, ulaştırmanın önündeki fiziki engellerin kaldırılması kadar fiziki olmayan engellerin bertaraf edilmesi ve güzergah ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesinde içeren önemli fırsatlar sunmakta. Taşımacılık maliyetleri ve sürelerle sağladığı kısalma sayesinde ulaştırma koridorları tüm güzergah ülkeleri için ekonomik kalkınmanın yolunu açabilmektedir. Bu bağlamda ulaştırma koridoru kavramı özellikle son yıllarda bölgesel ve uluslararası platformlarda büyük önem kazandı. İSEDAK'ta koridorların önemine kayıtsız kalmadı, bu önemli toplantıyı düzenleyerek bizleri bir araya topladı. Biz de çok önem verdiğimiz bu konudaki yaklaşımımız ve çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak adına ulaştırma koridorlarına dair bir ülke raporu hazırladık ve bu toplantı vesilesiyle de sizlerle paylaştık. Kıtaları birbirine bağlayan konumu ile Türkiye, yükselen Asya ekonomileriyle Avrupa Afrika arasındaki önemli ticaret güzergahlarının da üzerinde yer almakta. Bunlardan en önemlisi şüphesiz ki Avrupa ile Çin arasındaki ticaret güzergahı. Öyle ki 2016 yılında Avrupa Birliği ile Çin arasında bir günlük ticaret hacmi 1 milyar doları geçti. Bu ticaret akışının artarak devam etmesi ve 2025 yılında yıllık 740 milyar dolara yaklaşması beklenmekte. Deniz taşımacılığı bu ticaret akışında en çok kullanılan mod olmakla birlikte bahsettiğim devasa rakamlar göz önüne alınarak kara bağlantılarının ve çok modlu ulaştırma alternatiflerinin geliştirilmesi gerekmekte. Bu bağlamda sürdürülebilir ve çevreci bir uluslararası taşımacılık için özellikle demiryolu ve kombine taşımacılığa dayalı ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi elzem hale geldi. Nitekim Birleşmiş Milletler'in Avrasya ulaştırma bağlantıları ve kuşak ve yol güzergahına ilişkin yaptığı çalışma demir yolu ve çok modlu ulaştırma koridorlarının deniz taşımacılığına göre süre ve maliyet bakımından daha rekabetçi olabileceğini karşılaştırmalı istatistiklerle ortaya koydu. Burada ortaya çıkan diğer bir bulgu ise kuşak ve yol güzergahının başarısının ülkelerin Avrasya koridorlarını geliştirmeye yönelik bölge çabaları ve işbirliği faaliyetlerine bağlı olduğudur. Raporumuzda da kaydedildiği üzere Türkiye bölgesel ve entegre ulaştırma koridorları perspektifini benimsemekte. Bu bağlamda
Son 15 yıllık ulaştırma politikalarımızın temelini bölgemizdeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bir bakış açısına dayandırdık. Avrasya bölgesinde güvenli, ekonomik ve rekabet edebilir ulaştırma bağlantılarını kurmaya yönelik çabalarımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bir ulaştırma koridorunun işlerliğinin sağlanması için ön koşul, kalitesi ve kesintisiz ulaştırma altyapılarıdır. Biz ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek ve uluslararası taşımacılık güzergahındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere son 15 yılda 144 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmayarak yap işlet devret mekanizmasını da etkin kullandık ve dev projeleri böylece tamamladık. Ülkemizi yüksek kaliteli demiryolu ve karayolu ağları tesis ederek doğu batı ve kuzey güney ekseninde bir transit ülke konumuna getirdik. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, Edirne'den Kars'a kadar uzanan hızlı tren projelerimiz, kıtaları denizin altından bağlayan demiryolu taşımacılığı sağlayacak olan Marmaray, Halkalı Kapıkule demiryolu hattımız, Kuzey Marmara otoyolumuz, Yavuz Sultan Selim Köprümüz ve 1915 Çanakkale Köprüsü, yine kıtaları denizin altında otomobillerin geçişini sağlayacak şekilde bağlayan Avrasya Tüneli, 3 katlı İstanbul Tüneli, Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyol Projesi ve Avrasya ulaştırma bağlantıları için gelişmiş bir altyapıyı kurma çalışmalarımız devam etmekte. Bu projeler içerisinde koridor odaklı altyapı yatırımlarına ve bu amaçla ülkeler arasında kurulabilecek işbirliğine çok güzel bir örnek teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projemize özellikle vurgu yapmak istiyorum. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında üçlü bir anlaşmaya dayanan projenin açılışını 30 Ekim 2017'de Türkiye ve Azerbaycan devlet başkanları, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan başbakanları ve çok sayıda bakanın iştirakiyle gerçekleştirdik. Bu demiryolu hattı ile ülkemizin Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurma hedefini de hayata geçirmiş olmak bizlere nasip oldu. Bu proje sayesinde Çin'den Orta Asya'ya, oradan Hazar ve Hazar Denizi'ne ulaşan bir ulaştırma koridoru Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla ülkemize bağlanmakta. Başlangıçta 1 milyon yolcu, 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattın yaklaşık 15 ila 20 yıllık periyotta 3 milyon yolcuya ve 2034'te 17 milyon ton yük kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ve eminiz ki ondan belli bir süre sonra yılda 50 milyon ton yükün taşındığı bir hat olacak. Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde bu koridor Avrupa'ya ve limanlar bağlantılarımızla Afrika'ya kadar uzanan ekonomik, güvenli ve rekabet edebilir bir koridora dönüşecek. Değerli meslektaşlarım, değinmek istediğim ikinci bir husus, ulaştırmanın önündeki fiziki olmayan engellerin kaldırılmasının ulaştırma koridorlarının gelişmesinde oynadığı anahtar roldür. Bu engeller maliyetleri ve taşımacılık sürelerini yükseltiyor. Dünya Bankası'nın 2016 Lojistik Performansı Endeksinin ortaya koyduğu veriler, fiziki olmayan engellerin gelişmekte olan ülkelerin rekabet edebilirliğine önemli ölçüde zarar verdiğini göstermektedir. Bu çerçevede uluslararası taşımacılıkta serbestleştirme, uyumlaştırma ve kolaylaştırma politikaları temel önceliklerimiz haline geldi. Özellikle 3 kıtadan 70 ülkeye yaptığımız kara taşımacılığında 59 ülke ile ikili karayolu anlaşması imzaladık. Bunlardan 24'üyle tam serbestleşme sağladık.
sınır kapılarının modernizasyonu ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler bünyesindeki temel taşımacılık anlaşmalarının da hemen hepsine taraf olduk. Uluslararası transit taşımacılık için en çok tercih edilen ülkelerden biri konumuna yükselmiş olduk. Şüphesiz bir ulaştırma koridorunun temel unsurlarından biri de kombine taşımacılık imkanlarını barındırmasıdır. Bu anlamda farklı ulaştırma modları arasındaki dengeyi sağlamak ve kombine taşımacılığı geliştirmek üzere demir yolu yatırımlarımıza büyük ağırlık veriyoruz. Gerek yeni hızlı tren hatlarının yapımı, gerekse mevcut hatların iyileştirilmesi için son 15 yılda 60 milyar Türk lirasının üzerinde kamu yatırımı yaptık. Demir yolu alanında serbestleşmeye giden yasal bir düzenlemeyle demir yolu taşımacılığında yeni bir dönemi açmış olduk. Demir yolu yük taşımacılığında blok tren uygulamalarına geçirerek büyük artışlar sağladık. Öte yandan ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak Ro-Ro ve tren feri hatları konusundaki tecrübelerimizde Akdeniz, Karadeniz ve Kuzey Afrika'ya uzanan çok modlu taşımacılık ağlarında etkin olarak kullanmaktayız. Son olarak lojistik hizmetlerinin ulaştırma koridorları için taşıdığı hayati önemin de altını çizmek isterim. Yük taşımacılığının son teknolojik imkanlarla kolaylaştırılması, depolama ve aktarma hizmetlerinin geliştirilmesi, ticaret akışlarının belli koridorlar üzerinde yoğunlaşmasına vesile olmakta. Türk lojistik sektörü 39 milyar avroya yaklaşan piyasa hacmiyle bölgesinde önemli bir yere sahip. Türkiye'nin 10. 5 yıllık kalkınma planında öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenen lojistik sektörüne yönelik olarak kurumsal ve yasal çerçeveyi geliştirme çabalarımız devam etmekte. Bunun yanı sıra ülke çapında 21 lojistik merkezinin inşaatını planladık. Bunların 8'ini işletmeye açtık. Diğerlerinde çalışmalarımız devam etmekte. Bu çabalarımızın içinde bulunduğumuz koridorun çekim merkezi haline gelmesine önemli katkılar sağlayacağına kanaat getirmekteyim. Saygıdeğer bakanlar, değerli misafirler, sözlerime son verirken böylesi önemli bir konuda bizleri bir araya getiren İSEDAK Sekreteriyası'na çok çok teşekkür etmek istiyorum. Burada yaşadığımız ve yaptığımız görüş alışverişi, deneyimlerin paylaşılması ve yeni işbirliği girişimlerinin başlatılması açısından büyük önem taşımakta. Konuşmamda bahsettiğim üzere ulaştırma koridorları bugün ticaret ve kalkınmanın anahtarı haline gelmiş durumda. Koridorların geliştirilmesi ise aynı koridor üzerindeki ülkelerin ortak hareket bilinci ve işbirliğiyle yakından ilgili. Bu farkındalığın artırılması açısından bu toplantının önemli bir adım olduğuna özellikle inanıyorum. Çok geniş bir coğrafyada yer alan İslam aleminin İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında kurulacak işbirliği mekanizmaları çerçevesinde ulaştırma alanında koridor bilinciyle çalışmalar yapması gerektiği inancıyla sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.